her seferinde o şeyin üstüne çıkıyorum. Ne acaba o? Yeşil Ova salda canlara bir gece beslemesi devam ediyor. Tabii canım. Hadi bakalım. Elini kaşık alan, çay bardağı alan, efendim sofra altından dansöz kıyafeti yapan, hani belini sarıp dolayıp da oynamak isteyenler sahneye. Halime kızlar için besleme gecesi devam ediyor. Yani. Halime kız çay aşağı gidiyor. Kaşı inan gözü gel gel diyor. Yani Halime de affedersin yani hiç. Halime çay aşağı gidiyor. Kaş göze diyor işte artık gel gel diyor. Allah Allah neyse. Yani hiç Halime'ye yakışmayan hareketler. Bir de kardeşleri varmış gel belli. Gitme. Yani Halime'nin arkasından gidersen kardeşlere tabii. Şimdi kardeşleri var ya sen sallandı boylarını bakayım diyor. Başka ne yapacak karşıdan bakmaktan sonra? Sakın gitme Halime'nin arkasından dolmalık şey biber gibi oya patlıcan gibi oyarlar vallahi. Bence öyle yani. Halime de az değil ha. Baktın kardeşlerin var. Niye kaş göz ediyorsun elin adamına? Yani zaten bir insan yani kızını Halime koyarmadım ya. Yani Halim Halime. Halim oh. Ah benim kuzu kuzuma kuzu çiçeğime diyecektim. Merhaba. Merhaba benim çiçeğim. Bu da kıvırda kıvırda geliyor. Benim köpeklerim bile şey oldu. Bildiğin böyle. Neyini bulmuş çayda? Çayda bir şeysini buldum diyor. Don gibi bir şey mi acaba? Ne ki? Tövbe estağfurullah. Aldım yaşmağını öptüm yüzünü diyor. Hani o bulduğu şeyi acaba kokladı. Kokladı da yüzüne mi sürdü? Ne yaptı? Demin onu anlayamadık işte. Hani Halime bir şeyine mi düşürdü orada? Ne oldu ki? Buradan anlıyoruz ki Halime sarışın. Tabi. Güneş sandım falan diyor. Ya bu da minyon kadın seven bir sanatkar galiba. Hani usul boylarına hani küçük boylarına falan diyor. Hani iri kadın sevmiyor muhtemelen. Türkü yapmış bir de böyle Halime kız türküsü. Merhaba. Merhaba benim güzel çiçeğime. Merhaba benim tatlı kuzuma. Şimdi çocuklara bakacağız. Ben yaş mama getirdim. Kuru mama veriyordur Celalettin Hoca size. Zaten peki. Merhaba. Merhaba çiçeğim. Merhaba güzel kuzum.
Bizim anlaşmamız var aramızda. Ben buraya mama bıraksam da, şu Celalettin Hoca'ya mama bıraksam da, her gün geleceğim, görüşeceğiz, merhaba yapacağız. Birbirimize şey yapacağız. Hani sağ mıyız, salim miyiz? Hal hatır soracağız. Halime hatır soracağız ha. Nereden şu türküyü dinledik ya? Dur. Yaş mama getirdim. Yaş mamayı az verelim ya. Yavruları hasta edeceğiz valla. Seviyorlar diye getirdim de bu sefer de. Yani bu sefer de iyi olmayacak ya. İshal falan olacaklar. Bundan da vereceğim. Bence ne yapalım biliyor musun? İki tane yavrularına, üç tane yavrularına iki tane sana verelim. Yani bir kiloya yakın 800 gram yavrularına 400 gram da sana. Olur mu? Hani peki anlaştık. Anlaştık mı? Anlaştık. Sonra bak yetmedi. Vay ben doymadım. Vay şöyle oldu. Vay böyle oldu dersen olmaz. Söz mü? Kabul mü? Kabul. Tamam peki. Ona göre şeyimizde yaptık. Pazarlığımızda yaptık. Gel çocuğum. Merhaba. 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 Hani anlatıyordum. Yani Halime'nin arkasını düşüp gidersen başın gelmedik kalmaz. Tabii. Yani belli ki Halime durup dururken bir insanın başını belaya sokacak bir kadın. Tabii. Halime'yi gördün mü fazla şey yapmayacaksın. Hani karşıdan böyle kaş göz et. Ondan sonra gözden geçir. Halime sana baksın. Dudak büzüp öpücük yollasın. Sen onu böyle kalp işareti yap. Hatta şöyle olta işareti yap. Şöyle çek oltayı hani şöyle. Ondan sonra öp yap. Ondan sonra yap tekrar. Ama Halime'nin arkasını çaya düşüp gitme, kardeşleri var. Tabii. Başını bela alırsın. Vallahi zopayla döverler. Daşıyla kafanı yararlar söyleyeyim. Çünkü türkü onu öyle gösteriyor yani. Benim anladığım o. Tabii. Zaten Halime'nin arkasını düşüp gitme. Yani Halime sonuçta Halime bu. Neden gidiyorsun? Gitme. Yani dur babam. Peki ne kadar güzel duruyor ya. Allah'ım ya Rabbim. Ne kadar güzel duruyor. Şimdi nereden yiyeceksiniz bu yaş mamayı ya? Çok güzel duruyor. Şunun duruşunu kurban olurum ben bunun duruşuna. Şimdi bak şöyle yapalım ama çiltenin üstünden yer misiniz? Çilte biraz temiz gibi. Şu da temiz gibi de. Bu sefer köpük yerseniz şey olur. Bağırsaklarınız tıkanır. Bir de onunla uğraşırız. Şuradan. Annesi bastı. Annem bastı. Ben basmadım. Tabii yaş mamayı seviyorlar. Tamam sana da vereceğim. Bak ne kadar kibar. Bunu geçen gün de söylemiştim. Çocuklarım yiyor diye hiç sunmuyor bile. Yani onlar yesin diye sana da vereceğim. Bekle. Dur. Hadi çocuklar onunla uğraşırken biz şey yapalım. Gel. Şuradan. Çocuklar orada yerken sen de buradan ye. Gel. Gel kuzum. Dur. Kafanı vuruyordum. Afiyet olsun. Sen de oradan ye. Sonra bir tane daha kaldı. Çok vermeyelim işte. İsel olurlar bu sefer. İyi olmaz. Az vereceğiz. Yavruları zaten az yaş mama veriliyor. Heh.
Birinizin kafasının üstünde bak, kafa kardeşin kafasını ısırsın ha. Kardeşin kafasını ısırsın. Biraz da kurumama dökelim her ihtimal karşı. Hani acaba vermiştir hoca da. Belki cumartesi bir yere mi gitmiştir? Bir şey olmuştur. Bilmiyorum ki. Ben yine de kurumama getireyim. Ama su doldurulmuş belli yani. Yine de kurumama her ihtimal karşı kurumama verelim. Şimdi... Gel baba. Gel çocuğum. Gips pis 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 pis. Gips pis 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 pis. Mama deyin. Hadi. Gelin. Bu da annenizin maması. Canınız isterse yiyin. Canınız istemezse yemen. Önemli değil. Yeter ki hayatta kalın. Çöplerimizi de götürelim. Ondan sonra da defolup gidelim buradan. Görüşürüz. Başka yapacağım bir şey var mı? Merhaba. Merhaba. Hadi merhaba yapalım. Merhaba. Gidiyorum ben. Yapmadı. Hadi bakalım. Görüşürüz. Benim güzel çiçeğime. Şimdi bir de bugün tarlada çalıştım ya, böyle hamlamışız. Yani durun bakalım hangi türkü üstünden gidelim diye. Ya ben size çok türkü yorumlarım da şimdi şey kapanır. Ne o? Sayfamız kapanır. Müstehcen türküler çalıyor diye. Başıma da gelmedik şey kalmaz. Ayranımız dökülür. Başımıza talihsiz şeyler gelir. O hani o yüzden fazla gene dinleyelim canım. Bakalım ne diyecek. Gelin ne olur? Ne olur? Gelin ne olur? Öpmeylen adam ölür. Sarmayınca sabah mı olur? Yani nasıl bir açlıksa bu artık. Yarı güzel olanın. Yarı güzel olanın. Gözüne uyku mu gelir diyor. Hani yarı güzel olanın gözüne uyku girmez. Ne yapacak acaba? Hani ben düşünüyorum. Hani uyumayacaksın diye ne yapacaksın? Yorulmuşsun zaten, akşam olmuş. Yat yani. Yarın güzel. Ondan sonra sabaha kadar uyumasan. Ne yani? Ne yani mevzu nedir yani? Mesele nedir ya? Hani ne yapacaksınız yani? Ayıp. Ayıp yani. Böyle şeyler ayıp yani. Bilmiyorum. Ha. Ha bir de bunun şeyi var. Hani yarı güzel olanın gözüne uyku girmezken yarı çirkin olanın hemen uykusu geliyor, başı ağrıyor bence. Tabii. Hadi kalk bir iki dakika konuşalım. Yok ya benim başım ağrıyor. Ha, uykum var benim. Ben uyuyacağım. Niye yarın çirkin? Tabii.
Öbürküsü öyle bir şey. Kalk 2 dakika konuşalım diyor. Ne 2 dakikası? Ya 2 dakika çok az. 2 dakika çok az ya. En az... Hayır babam, arkadan araba geliyor. Bunlara vermeyeceğim çünkü o arada besleniyorlar. Sonra... Oh. Kapanacağız yemin ederim. Sayfayı kapatacaklar ya. Bence yani. Ne olacak? Neden bahsediyor bu ya? 2 dakika çok az. En az 1 saat olmalı tabii. Yani ortalama. Foşur foşur. O nedir ya foşur foşur? Şehir içine sonra geleceğim. Benim güzel kızıma. Ama size mama vereyim ben. Durun. Bekle. Bekle. Gel. Yukarı gel. Bunlara dün verdim mi mama, hatırlayamadım da. Bunları vereyim. Bunlar acıkmış olabilirler. Gel babam. Yavaş yavaş gel. Hız yapmayalım lütfen. Şöyle. Şuraya girelim biz her. Çekil arkamdan. Dur bakayım. Kim o? Verdim mi? Hatırlamıyorum ki ya. Ya şey oluyor. Günleri karıştırıyorum. Gece, gündüz, sabah. Hangi gün hangisi? Merhaba, merhaba çiçeğim. Merhaba güzel kuzuma. Yani bir gün içerisinde o kadar çok fazla bir şey oluyor ki ben şimdi diğer sayfalara bakıyorum mesela. Yani atıyorum bir kediyle 2 ay, 3 ay böyle vakit geçiriyor. Yani geçiyor yani. Ama bizde o arkadaş her gün değişik bir olay, her gün değişik bir mevzu. Merhaba, merhaba Playboy. Çok şey yani hızlı. Sürekli olay, sürekli bir şeyler. Bazı köpeklerin adını unutuyorum. Mesela çok mevzu yaşıyoruz. Olay yaşıyoruz ya. Ondan yani. Gel bakalım. Bu arada kahveyi göndereceğiz. Adam arabaya bindi ya. Ne oldu? Neden biniyorsun arabaya? İn çabuk arabadan. Allah'ım ya. Sürpriz yapacağız. Dur peki. Sürpriz yapalım dur. Dur orada. Bekle. Hadi size sürpriz yapacağım. Gelin. Gel çocuğum. Gel babam. Gel 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 gel. Hadi bekleyin, hazır mısınız? Peki. Ve hadi bakalım. Hazır mısınız? Açıyorum. Sürpriz. Şaşırmadınız ya. Allah Allah. Hiç de şaşırmadılar. İn çabuk aşağı. Maymun. İn. Araba. O halk plajında diğer köpekler, sarı köpek falan dövdü ya bunu. Ondan sonra artık o tarafa gitmiyor. Çünkü gerçekten çok bildiğin şey ya, ne o? Gladyatör savaşı mı artık o, neydi o? Bir tane şey vardı. Görmeyenler dizi. Si mi? He, oradaki savaş sahnesindeki gibi savaştık ya. Sır sırda verdik Playboy'la. Ben bir taraftan dekmek atıyorum şeye, sarıya. Bir de öbür beyaz köpek var. O da onu beyaz köpeği hav yapmaya çalışıyor. Arada işte bir ben gittim zaten altlarından aldım. Ortalarında kaldık 5 köpeğe. Sonra ben yerden bir taş aldım. Birisinin poposunu doğru attım işte. Öbürkünü dekme attık falan. Bunu kucakladım. Hala saldıracağız diye uğraşıyorlar arabanın içerisine. Tabii çocuğumu çok zor kurtardım oradan.
Hala benim kucağımda da onları şey yapıyor, efelik yapıyor hani. Yediremedi ya şimdi dayak yemeyi falan. O şey yapıyor hani, bırak ya beni, ben bunları mahvederim falan diye. Şey yapıyor yavrum. Merhaba. Hadi kuzum, biraz daha vereyim, bir az oldu gibi sanki. Ondan sonra o taraf pek geçmiyor şimdi. Burla adı kalıyor. Kahveyi de hafta dediğim gibi önümüzdeki günler kahveyi göndereceğiz. Denemek istiyoruz. Çünkü sokaklarda kahvenin bir geleceği yok. Bir gün bir araba çarpacak. Bir gün birisi zehirleyecek. Bir gün birisi vuracak. Sokaklar gerçekten yani boş ver. Gerek yok. Hadi bakalım biraz şuraya deneyelim. Yani tamam, çok seviyoruz ama gitsin. Gitsin, hayatı kurtulsun vallahi. Gerçekten. Çok zor bir hayat ya. Bu sokakta kalmak çok zor bir hayat. Şimdi geçen gün bir kedi nerede ya, İstanbul'da yürek ısıtan kareler diye bir yerde haber mi yapmışlar? Ondan sonra bir sosyal medyada mı, bir yerde mi haber yapmışlar herhalde. Sokakta adam yatıyor battaniyeyle, dibinde de kedi var. Yani yürek ısıtan bir kare değil bu yani. Yürek acıtan bir kare. Gerçekten yani. Çok üzücü bir şey yani. Neyin, ne yürek ısınacak yani o kareden? Adam sokakta kalıyor. Hani insan anlam veremiyor. Mesela ben geçenlerde de bir haber okumuştum. Doğu'da öğretmenler, haber izledim galiba. Bir okulda öğretmenler işte okulu boyamışlar. Sonra sıraları tamir etmişler. Bir yerde inşaat işi yapmışlar falan. İşte çok güzel bir şey falan diye bunu haber yap. Bu gerçekten üzülecek bir mevzu. Tabii canım. Yani devlet, çok güçlü bir devletimiz var. Bu güçlü devletimizin öğretmenleri kalkıp da boya badana yapıyorsa, bay masa tamir ediyorsa, inşaat yapıyorsa, bu iyi bir şey değil. Övünülecek bir mevzu değil. Utanılacak bir mevzu aslında. Tabii şimdi hem şöyle de düşün. Oradaki duvar işini oradaki bir ustaya, bir inşaatçıya yaptır. Boya işini boyacıya yaptır. Efendime söyleyeyim, sıralarla ilgili bir mevzuyu marangozu yaptır. Oradaki esnaf da, oradaki insanlar da ekmek yesinler. Şimdi tabii yazık, orada öğretmenler bunu gönülden yapıyor tabii ki. Hani bizim de böyle yaptığımız oluyor. Burada da olmuştu. Ben yapmıştım daha önce. İmam Hatip'te kendi müzik odası yapmıştım. Uğraşmıştım, etmiştim. Adana'da da, yine Dirmil'de de. Gittiğimiz yerlerde böyle şeyler yapıyoruz. Ama bu övünülecek güzel bir şey değil. Bu hani birazcık acizlikten kaynaklanan, yani ondan kaynaklanan bir şey. Yoksa bir öğretmenin işi değil yani duvar badanı yapmak, işte inşaat yapmak, vay sıra tamir etmek, vay şunu yapmak, bunu yapmak. Değil yani. İşte şeyler çok karışık. Olaylar çok karışık. Tabii canım. Şimdi kağıt olmayan kurumlar var ya, kağıt yok. A4 kağıdı yok. Geleni aldırıyorsun falan. Ya da işte öyle okullar var falan. Gelen öğrenciye A4 kağıdı getir. Çünkü yok. Yetmiyor çünkü. Sınav, test, şu bu. mecbur. Ne yapsın öğretmen? Ne yapsın müdür yani? Yok yani.
Biz geçen bir zaman bir yere gittik, bir kuruma. Köpek gönderecektik. Dediler ki ya şey yok. Çip cihazı yok. Çipi okumaz cihazı yok. Nasıl yok dedim ya. Kaç para bu? 400-500 lira. Dedim keşke bilseydim alırdım yani. Dediler vallahi bizde yok. Devlet göndermedi. Kaldı orada. Zaten ondan da yapamayacaklarını. Dıbıdığın üzerindeki çipi okutup oraya sistemi işleyemeyecek adam yok çünkü bana diyor git diyor şey bul gel. Diyor çip okuma cihazı bul gel diyor. Dedim olur mu ya koskoca bu yani burası hani şey dediler yok yollamadı yani. şimdi tabii neyse konuyu değiştirelim. Boktan sidikten konuşalım boş verin. Yani öpürü gibi ciddi konuşunca şey yapıp gerilip duruyoruz. Ya burası her gün bir çeşit oluyor ya. Tabii. Ne oluyor ki buraya? İyice mi kapanmış yollar? Ne olmuş? Dur bakayım. Burası aşçılık üniversitesi oluyor. Ha. Vallahi arkadaşlarla konuştuk böyle birkaç arkadaşla. Burada okusak mı acaba diye yani açılınca kaydettirelim kendimizi ya da sınavına ÖSS'ye mi gireceğiz? Girelim. Sonra da aşçılık okuyalım. Biraz yemek yapmayı sonra bir yemek sayfası yaparız. İşte bir kelle paça yap bir şeyler. Nermin Yazıcı gibi. O sonra gelsin 3 milyon takipçi. Sonra işte artık bir şeyler yaparsın ya onlarla. Ben yani açılınca kesin yazılacağım ya buraya. Aşçılık. Aşçılık yüksek okulu olacakmış. Yani öyle şeyler yapamasan bile evde düzgün yemek yapar yersin. Kendin yersin ya tabii. Hadi bakalım. Ah benim kuzularım ha. Kocaman oldular. Hayır çekil babam. Git. Git kuzum. Şöyle korkutayım biraz. Biraz daha. Ondan sonra. Bugün bunları da yaşmama verelim. Bunlar hiç yaşmama yememiştir. Hatırlamıyorum verdim miydi de. Bunları da verelim. Yavru kuzularım benim. Kuru mama üstü yaş mama verelim. Mamayı yemediklerinden değil de yani yaş mama da yesinler diye. Mesela şöyle şuna bunu sofra altı yapalım. Gelin. Gel baba. Bundan sofra altı yap. Hadi bakalım. Sonra şöyle yaş şey kuru mamamız. Şunlardan kaç tane verelim? 4. Yeter. ...400 gramdan 1,5 kilo yapar. Dediğim gibi zaten çok yaş mama yemesinler. Hadi bakalım gelin. Bir dakika. Gel sen de geç kaldın.
Gel gel sen de gel. Hadi gel, karpuz kestik. Sen ha. Aferin. Hemen. Ercan bekleyin. Bu da lezzetli, güzel kokuyor ha valla. İşte ondan diyoruz acaba Nasva bunları yiyor mu diye. Hani o şey zannediyor olabilir, hani hem insanları yiyor hem hayvanların yediği bir şey zannediyor olabilir. Hadi bakalım. Benim kuzularıma. Popolara bak. Hadi bakalım. Afiyet bağ şekeri olsun. Afiyet bağ şekeri olsun. Şimdi devam edeceğiz beslemeye. Yaklaşık bir 2 saatlik beslememiz var. Saat zaten kaç? 10.43. 1 gibi bitirmeyi düşünüyorum. Şöyle bakalım neler var, neler var, neler var, neler var. Sıradan mı gidiyor acaba bu? Ne ki bunun acaba ya? Anam kaç kaç. Tabii canım. Bunu değil. Şöyle gidelim. Yeşil Ova Salda canları gece beslemesi devam ediyor. Hala dansöz getiremedik. Yani dansöz 1, davul zurna 2. Yani açıkçası korkuyoruz. Hani başımıza bir iş gelir falan diye. Hayır, dansöz getirsek mesela, yani Yeşilova'dan bir sürü adam takılır arkamıza. Lan duydunuz mu, hoca dansöz getirmiş, hadi bakalım falan diye. Şimdi şurada dursak, dansözü oynatsak, alkış yaparak sağdan soldan dansözün yanına oynamaya giren adamlar olur. Kimisi 5 lirayı araya koymaya çalışır. Yani bir de onlarla uğraşırız hani gece gece. Hocam iyi ki varsın falan diye böyle yandan sahneye girip cebinden 5 lira çıkarıp dansözü, yani tam şeyi bilemedim yani. Hani bu risk almaya değer mi? Halimeler, sarı kızlar ve kara kızlar için gece beslemesi devam ediyor. Hadi bakalım. Şimdi birazdan internet çekmeyecek. O yüzden ben kapatacağım. Bazen yayını da kaydetmiyor. İnternet çekmediği yerde olmuyor. Hikayelerle falan devam edelim. Sizi çok seviyorum. Ondan sonra... Neydi bu? Tabii canım. Hatta şöyle gelsin. Kapanışı böyle yapayım. Kısaları yakalım ki anamızı güvenceye alalım. Yeşil Ova Salda canları gece beslemesine devam ediyor. Evde böyle saf saf oynaman, sonra insanlar deli gözüyle bakıyor. Yapmayın.
Öyle oturduğunuz yerden usul usul omuzlarınızı kıpırdadın. Kafanızı şöyle gerdan kırın. Şöyle el hareketleri falan öyle. Tabii gece gece saat olmuş 11. Şimdi gece kalkıp böyle ortalıkta bir o tarafa bir tarafa sallar oynar durursan kocan kızar. Ula delirdin mi, kudurdun mu, ne bu ya falan der. Kaynanan maynanan görür, bir şey olur. Komşular, ya onlar da sıkıntı çıkartır. Bu her gece oynuyor, her. Saat 12 dedi mi, açıyor müzikleri. Evin içinde oynuyor, Allah Allah falan diye. Dedikodunuz falan çıkar. O yüzden oturduğunuz yerden hareketler yapın. Böyle ufak ufak. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz, hadi bakalım. Geç. Sabaha kadar buradayız. Ha. Anam araba geliyor, çekil, kısaları yak. Anamı sövüyorlar. Çocuğum dur, bir dakika kenar geçmem lazım. Kısalar yanık ya.